Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Güneşin solar minimum evresi üzerinde araştırma yapan bilim insanları, güneşte garip olayların yaşandığını tespit ettiler. Temelinde radyo parıltısı gibi olan bu olaylar, güneş yüzeyinin bazı noktalarının çok daha sıcak olmasına yol açıyor. Uzmanlar, olayı aydınlatabilmek için çalışmalarını sürdürüyorlar. 2020 yılı yine bildiğimiz gibi devam ediyor. Bugüne kadar yaşanan onlarca felaket haberlerinden sonra, sıra şimdi de yaşam kaynağımız olan güneşe, gelmiş gibi görünüyor. Bilim insanları tarafından yapılan son açıklamalar, güneşte garip bir şeyler olduğunu, gözler önüne seriyor. Ancak bu garip şeylerin ne olduğu, şu an için anlaşılabilmiş durumda değil. Güneş üzerinde çalışmalar yürüten bilim insanları, güneşin yüzeyinde ne olduğu bilinmeyen, bir fenomen keşfettiler. Keşfedilen bu fenomen, güneşin bazı bölgelerinin ortalamadan, çok daha sıcak olmasına neden oluyor. Üstelik keşfedilen bu noktalar, güneşin pek çok yerine yayılmış durumda. Bilim adamları, fenomenin detaylarını gün yüzüne çıkarabilmek için, çalışmalarını devam ettiriyorlar. Uzmanlara göre keşfedilen fenomen, potansiyel olarak radyo parıltıları. Ancak bu noktada da açıklanamayan bazı durumlar var. Bilim insanları, radyo parıltılarını 3 farklı şekilde açıklayabiliyorlar. Keşfedilen garip olaylarsa bu 3 şekilde de açıklanamıyor. Dilerseniz hemen, radyo parıltılarının nasıl açıklandığına yakından bakalım. Bilim insanlarına göre radyo parıltıları, güneşin iki kutbundaki koronal delikler, güneşin yüzeyinden dışarı doğru fırlayan sıcak madde ve güçlü manyetik alanların bulunduğu yerlerde karşımıza çıkabilir. Ancak son gelişmelerde, bunların hiçbiriyle açıklanamayan, radyo parıltıları keşfedildi. Fenomeni keşfeden bilim insanı Juha Kallunki, araştırmaların devam etmesi gerektiğini ifade ediyor. Bilim insanları, güneşte meydana gelen bu garip olayları, solar minimum dönemi ile ilgili, çalışmalar yaparken keşfettiler. Solar minimum denilen dönem, güneşin en az aktiviteye sahip olduğu bir evre ve normal koşullarda 11 yılda bir gerçekleştiğine inanılıyordu. Yapılan son araştırmalar, güneşteki garip olayların yanı sıra, solar minimum dönemi ile ilgili de bazı detaylar verdi. Örneğin bilim insanları artık, solar minimum evresinin 11 yılda bir gerçekleşmek durumunda olduğunu savunmuyorlar. Solar minimum dönemi ile ilgili açıklamalarda bulunan Merja Tornikoski, yaptıkları çalışmalarda, önemli bir bulguya ulaştıklarını açıkladı. Tornikoski'ye göre güneş, bu döngüyü her zaman 11 yılda bir tamamlamıyor. Çünkü yapılan son araştırmalardan elde edilen bulgular ve nedeni açıklanamayan olaylar, bu döngünün daha farklı sürelere denk gelebileceğinin açık bir göstergesiymiş. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalara göre Güneş, son 4 solar minimum evresinde, daima daha da azalan bir davranış sergilemişti. Hatta bu durum, bilim insanlarını da fazlasıyla şaşırtmıştı. Bazı kesimlerse bu durumun, felaketlere neden olabileceği ifade ediyorlardı. Ancak en azından şu an için, aşırı derecede endişelenilmesi gereken bir durum yok. Bilim adamlarına göre, Güneş'in solar minimum evresine girmesi, Güneş sistemine daha çok radyasyon gelmesine neden olabilir. Ayrıca daha soğuk havalarla karşılaşabiliriz ve bu durum, şiddetli fırtınaların yaşanmasına neden olabilir. Bilim insanlarına göre bu tür fırtınalar radyo iletişimi, uyduları ve elektrik ağlarını etkileyebilir. Ayrıca solar minimum evresinde yayılan radyasyon, astronotlar için de tehlike doğurabilir.